Uzun ince bir yoldayım Evet, bugün köy enstitülerinden bahsedeceğiz. Uzun süredir e, söz verdiğim bir şeydi. Belki böyle olmadığı saçmadan ilk başladı. iki yıllık falan. Nihayet döve döve yaptırdınız. Ama bak Aşk Vesel'in de güzel bir hikayesi var. Bir gün bunlar böyle köy enstitülerinde bir yere gidiyorlar işte falan. Bunun bu, arkadaki kamyonda mı geliyor işte orada falan. Sonra baktığı olan gel, gelmiyor bunlar sen bu düşmüş, işte kamyon devrilmiş, sazını kırmış da i̇şte kırık sazım mıydı Cengiz? Neydi? Sazım kırık aşkın <laughs> O da bilmiyor ya yemin ediyorum. <laughs> Türkiye alanında iyi değiliz arkadaşlar. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Evet, ben gidersem sazım, sen kal dünyada ee, kölesiyle yollarında yazılmış bir Aşık Veysel. Türkü südür. Yani bir hikaye içinde türkü falan geçiyorsa aşık yalandır o hikaye. Ben <laughs> o yüzden inanmadım. <laughs> ne bilmiyorum artık dolayısıyla tambur çalar sesi senin da Evet konuya gelelim. Evet hocam. Yeterince köy düşmanlığı yaptınız. 1920 30 yılların zihniyetini bize yansıttınız Babey. Hocam merhabalar tekrar. Merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba Cengiz. Bugün Cengiz Yolcu. Yeni Sosyal bir lokomotiften <gülüyor> transferimiz. <gülüyor> <laughs> Dinamo Sofya. Evet, Dinamo Sofya'dan transferimiz. Artık Bulgarca bilen bir moderatörümüz de var. Merhaba hocam. Evet, köyün bahsedeceğiz. Hocam, öncelikle şunu anlamak istiyorum ben. Bu büyük bir operasyon muydu? Yani milli eğitim bir e, politikası babında kaç yerde açıldı, kaç yıl sürdü? Ya şimdi köyün şöyle, aslında büyük bir operasyon şu anlamda. Yani sonuçta 10-13 senelik bir süreç içerisinde 20 bin ekran, 17 bin küsur öğretmen yetiştirebilecek Ama o döneme baktığın zaman yani e, Türkiye için önemli bir sayı bu. Çünkü devlet o kadar çok bina falan yapabilecek durumda değil. Zaten köyüncülerin kendisine de baktığın zaman köyüncüleri bir çoğunlukla oradaki yerel halkın işte Angara dediğimiz zorla çalıştırılması bir kısmında öğrencilerin kendi çabalarıyla yapılıyor. Yani çok parası olan bir yer bir şey. Hep Cumhuriyet'le ilgili ne program yaparsak anlamamız lazım. har e, Hearts of Iron e oynayanlar bunu çok iyi bileceklerdir. Çok fakir. Yani Türkiye çok fakir. 1920'ler fakirlik içinde ve okuma oranları çok düşmüş. Mesela 1927'de bile %10 civarında. Ve bu okuma oranlar mesela... 1935'te bile erkeklerde %23, kadınlar da %8 mi ne? Yani mesela ilkokul, ilkokullaşma o dönemde değil mi? %80'i şeylerin ilkokullaşmış artık, okula gidiyorlar. Köylerde bu oyun %26'ya düşüyor ve bunun 3 yıllık okullar, yani daha da aslında geri bir format. Ve her 5 kişiden 4'ünün köylerde yaşadığını düşünürsen büyük bir şey aslında bir de okuma. Hatta ben çocukken hatırlıyorum bir okuma problemi 12 Eylül'ün sonuna doğru falan çözü. Şimdi o, köylerde bir eğitim verilmesi lazım ama köylerde eğitim verenin de hani köyden olması, köyün şartlarını bilmesi gerektiği düşünülüyor ve bir de başka bir eğitim felsefesi oraya konumlandırılacak ve aslında Başlangıç açısından çok hırslı bir proje bence. Hırslı ve idealist bir proje. Ama böyle 50'lerde 53'te kapandığında böyle hemen hemen her yerde olan bir proje değil. Belli pot yerler yaratıyorlar. Neye göre açıyorlar? Hani... Yani mesela tren yoluna yakın olsun. Biraz daha coğrafi olarak eşit dağılsın. Biraz da bu ilk seçilen mesela şey argümanı da o yüzden biraz sakıncalıdır. Ağlar bunlara karşı çıktı falan filan. İlk yani bu küresel olduğu yerlerde mesela ağlık sistemi falan pek yok. Oralara pek denk gelmiyor. Ufak toprak sahiplerinin olduğu yerlerde. Yani kısacası kolay erişilebilecek. Yani aslında kılcal damarını atıyor. Biz şimdi Cumhuriyet devrimlerini kendini şey düşünüyor. Böyle büyük yani şehirlerde bir coşku yaratmış ama daha köylere girememiş. Köylerde hem rejime destek olması açısından yani Kemalizm ne, işte Atatürkçülük ne, işte ne bileyim Cumhuriyet ne bunları anlatmak ki bunları anlatamadıklarını falan biz nereden biliyoruz? Kemal Ter romanlarına bak. E, görüyorsun. Yani bu Osmanlıyı iyi anlamak lazım. Kimin romanıydı o Cengiz? E, kimin şeydi? Yakpadri mi? Tirana gidiyor. Evet, ya, e, gidiyor abi yıllar sonra Büyükelçi olarak işte. Ha padişah vali yollamış diyorlar. Yani Arnavutluk'ta insanlar haberi yok. E gene şeyde vardır. Kemal Tahir romanlarında falan bir Çorum köyünden dış dünya nasıl anlaşılamıyor falan onları göster. Yani dış dünyadan çok kopuk. Gene bu Yaşar Kemal'in şeylerinde görüyorsun. 50'lerde 60'larda hala Abdülhamit falan tahta zanneden insanlar var. Oralara bir rejimi götürmek bir de biraz bir Türk milleti yaratmak. Yani hala o zaman başka ülkelerden gelen göçmenler çok fazla işte Lazı, Çerkezi bunlara bir ortak milliyet bilinci falan yaratmak için de düşünüyor. Aynı zamanda ekonomik bir yanı var. Şöyle bir ikililik var. Devlet şehirdeki eğitime çok para harcıyor. Köydeki eğitime de minimum harcamaya çalışıyor. Zaten bu ikilik sonra köyler tarafından çünkü Angar mesela oradaki köyler 20 25 günlüğüne her yıl okul inşaatla çalışmak zorunda. Soru bu öğrenciler karınları zor doyuyor. Bu Abaydın'ın falan röportajlarına bak, gençlerin ilgili belgesellerde, bazıları kitapta oldu bunu Can Dündar'ın gibi. Orada hep şey söyler. Yani bir işte ne bileyim tarhana çorbası hep açtık ve çok çalışıyorduk diye. Çünkü o fakir cumhuriyet işte elindeki imkanları hani köyü kalkındırmak ama köyü de köyün hani devlete yük olmadan kalkındırmak ve açık oralarda işte hem bir pratik eğitim yani teorik eğitim değil teorik eğitimin yanına işte ne bileyim köyde işe yarayacak yetenekleri de verebilecek bir eğitim vermek. Böyle bir fikir var. Bu da köycülük akımının şeyi. Şimdi 1920'ler 30'lar böyle sanayileşmeyle falan pek bir işi yok Türkiye'nin. Öyle çok büyük bir sanayi şey değil. Mesela 1880'ler 90'ları serflik sonrası Rusyası gibi böyle köylüler şehirlere akın etmiyor. Böyle bir iş gücü ihtiyacı yok. Yani o köy nüfusu köyde kalmalı. Mantık bu aslında. Köy nesilleri sol literatürdeki o romantizmin bir ek olarak belki şu söylenmeli. Köylüler köyler köyde kalsın diye yapılıyor. Şehre gelmesin diye yapılıyor. Bir şehir düzeni var ikili. Şehirde ortaokul, liseden eğitim oluyor, memur oluyor. Üniversiteden eğitim alırsa daha üst seviyede memur oluyor. Bunun bir düzeni var. Bir de köy var. Ve bunlar birbirinden kopuk. Osmanlı'da da kopuktu. Cumhuriyet'in yıllarında da kopuk. Çünkü bu 50'lerden sonra biraz bir araya gelecek. Böyle iki ayrı sistem yaratmak istiyorlar. O yüzden de köylere ayrı bir eğitim veriyorlar. Fakat işte köylülerin buradaki bu angaryaları, şeylerin çalışması da hani bize yük olmasın diye böyle bir pilot proje olarak başlıyor. Bazı vizyoner, yani kendine ait vizyoner, Hasan Ali Yücel ya da İsmail Hakkı Tonguç gibi adamların doğru zamanı yakalaması ve siyasi, siyasi destek almasıyla bir yere kadar geliyor. Fakat bu konjonktür değişince o dönemin reformlarının birçoğu gibi böyle o dönemin reformları bazı yalpalamalıdır. Sol tehdidi falan filan sonra yalan ediyorlar. Şey diyeceğim hocam şimdi birkaç farklı sebep saydınız. Sizce başat faktör hangisi? Yani Cumhuriyet'in böyle bir politika yapmasında yani siz, size göre ilk sebebi Bence bu azınlık politikası. Hiçbir zaman Cumhuriyet'in politikası değil. Yani Cumhuriyet üçüncü Halk Partisi içinde bir azınlığın politikası bu. Daha ilk zamandan muhalefet var. Ve böyle muhalefet köy ağlarıyla falan Fuat Köprülü de muhalif. Kemal Tahir muhalif. Yani Kemal Tahir çünkü ağlara mı şey yapacak? Yani Bozkır'daki çekirdeği okusunlar. Hep bir muhalefet var. Muhalefetin birçok argümanı var. Biraz onları sayacağım. Ama en baştan zaten çok destekli olmayan böyle uçuk bir proje. Başarılı oldu mu olmadı mı o argümanı bir köşeye bırakıyorum. Yani ilk baştan veri destek yok. Ve ben burada bir eleştiri özellikle çok şey yapıyorum. Kazım Karabekir'in eleştirisi. Çünkü Kazım Karabekir hani böyle bugün artık siyasi noktaya gelindiği için genelde böyle hep ne bileyim Atatürk'ü sevmeyenlerin kullandığı bir argüman gibi durmasın. Yani öyle bir şey için söylemiyorum. Evet, ama köylüyü bilen biri. Yani askerde Ergen bu ne diyor diye baktığında şey diyor. İki ayrı kitle oluşur diyor. Şehirli ve köylü. O köylü yarın öbür gün gelir karşına dikilir diyor. Benim bir sezgim çok kuvvetli söylemeyeyim. Bugün de Türkiye'de böyle bir problem olur. Bugün Türkiye'nin aslında ikiye bölünmesi bu yani. Bir böyle bu cumhuriyet şeylerini çok benimsemiş bir kesim var. Daha şehirli kökenli. Köyden kendi göç etmişlerle bunların şeyi bir türlü tutmuyor. Hep böyle yüzde elli yüzde elli bölünüyor. Aslında o tip bir şey olur gibi bir şey söylemiş. Köylüsleri kapandığı halde olduysa acaba köylülerle daha mı fazla olurdu? Çünkü hakikaten var ya Hasan Ali Yücel bunu köylüler şehre gelmesin diye. Hasan Ali Yücel diyor ne güzel işte diyor şehre gelmeyecekler. Yani köylü köyünde kalsın, köyünde yararlı olsun, şehirdeki şehre gelmesin diye bir açıkça böyle bir gündem var. Yani bahsedildiği gibi böyle işte oralar ya yani tabii ki oralar kalkmasın isteniyor ama bu açıkçası o Cumhuriyet'in o dönemki köylüye bakış açısını gösteren hani onu Korumak isteyen ona belki ne bileyim e, şartlarını iyileştirmek istiyor ama o ayrılık çok bariz. Bugün de bence Türkiye Cumhuriyeti temelinde böyle bir ayrılık olduğunu düşünüyorum bugüne bile gelmiş. Konsültleri devam etseydi o nasıl olurdu? Onu bilmiyorum ama Kazım Karabekir'in eleştirisini ben enteresan buldum. Üstünü düşünmesi düşünmek gerek yani bir YouTube programı onun yeri değil. Hani ben daha önce de ben de yakın zamanda farkına vardım o eleştiriyi. Yani o çok etkileyici bir cümleydi. Bulabilirler. Dolayısıyla karşı çıkanlar en baştan beri var. Bunlar konjonktüre yeniliyorlar yani o dönem öyle bir şey ki mesela turancılar var milliyetçiler falan tak tak bir şöyle davası açılıyor. Solcular var. Hasan Ali Yücel ya bu işten paketlendikten sonra solcu da bakanın hakkında dava açacaklar. Yani bir anda altından kayıveriyor. Çok partinin tek partide şey olmaz zannediyoruz. Fraksiyon Tek partide de böyle olur. Şimdi parti yok ya, parti içinde gruplar olur. Bir grup kazanınca öteki grubu harcar. Hasan Ali Yücel'ler harcanınca, Dünya Savaşı sonrası Amerika'nın yükselmesi, içeride hem içeriye hem Amerika'ya karşı bir sol tehlikeyi abartması yok, tam baskını falan. Abartıyor yani. Türkiye'de şu zaman 45'lerde o kadar büyük bir sol şey yok. Bunu abartıyorlar. E, zaten şeyden de bir kan davası oluşmuş. İşte Turancılık davaları, solcular sağcılar. Onu da kullanarak o konjonktür dönünce pat diye gidiyor. Böyle konjonktürel reformlar. Konjonktür değişince giderler. Dolayısıyla böyle bir eleştiri en başından beri var. Bu başlamadan önceki eleştiriler. Ben başlıktan sonraki eleştirileri konjonktüre bağlamam. Başlamadan önceki eleştiriler özellikle Kazım Karabekir gibi insanlardan gelen ele, bir eleştiri. Hani kaydetmek isterim. 100 kadar milletvekilim de oylamaya katılmıyor. Bir baştan bir muhalefet var. Hani çok mu uçtuk bu projede diye. Hocam bu kadar konjonktür dedikten sonra biraz da tarihsel sürece bakalım isterseniz. Fikir ne zaman ortaya çıkmış? Ya fikir aslında 30'larda pişirilen bir fikir. Zaten bu köycülük akımı, Reşit Galip falan o dönemlerde 30'larda önemli yerlere geliyor bürokraside. Ama ilk 37 yılında çalışmaya başlıyor. İsmail Hakkı Tonguç, işte Hasan Ali Yücel bunları bir ekip olarak. Ve 40'tan sonra özel mezun vermeye başlayacak. Dolayısıyla zaten böyle ilk başta bir köycülüğü var yani bir köycülük akımı var CHP'nin bir kanadında. Bu ekibin fikri. Bulgaristan'da olduğunu söylemiştim. Meksika'da da benzer bir model varmış, ona da bakmışlar. Bir de Dewey diye sanırım bir Amerikan pedagog modeline bakıyorum. Ben pedagojik açıdan incelemeyeceğim e çünkü anlamam. E baktım da, araştırdım da ama ben yani pedagojik olarak çalışmış bir şey çalışmışım, çalışmışım, onu söyleyebilecek selahiyette değilim. Ama derslerine çalışmışlar ve bir model. Şimdi bu modelin neden böyle? Şimdi ya ortaokuldan, liseden bir sürü adam çıkmış, hepsi memur olabilir, bir işe yaramıyor, memur fazlası olmuş. Yani bu teknik eğitim lazım. Teknik eğitimi ve İsmail Hakkı Tonguçlar bir antintelektüelizm var 30'larda falan faşizmde yükselmesiyle. Ya ent, ya savaş çıkmış ent, sen laf yapıyorsun ee, diye bakılıyor. Bunlar alternatif bir şey. Yani yaparak öğrenmek işte. O zaman stakanovizm diye de bir şey var Rusya'da. Çok çalışan bir maden işçisini böyle milli bir kahraman yapıyorlar. O cumhuriyet şeyinde vardı o. İşte biz... İrademizle geleceği bizim gibi defeatist böyle özel dönem ya da Z kuşağı gibi değil. Daha çok çalışırsak dünyayı değiştirebiliriz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde vardı. Demir ağlarla ördük falan işte böyle daha çok çalışacağız. İşte ne bileyim gelecek bizimdir falan böyle senin gibi defeatist böyle negatif değil. Benim gibi negatif değil. Nihilist böyle Turgenev romanlarından gibi değiller. Bunlar şuna inanıyor. Çünkü Rusya'daki o şeyin de etkisiyle biraz. Yani daha çok çalışılırsa mesela bir örnek var Köy Enstitülerinde. Sabah bir bak bakıyorlar. Zaten bunlar çok çalışıyor, hem fiziksel olarak. Bunlar iki saat önce kalkmış ve işte taş kuruyorlar, bir şey yapıyorlar falan. Yani fazla bile çalışıyorlar. Böyle bir idealizm de var. Bu idealizmi birleştiriyor. Hani ülkenin makus talihini yenecekler. Böyle bir şey zaten var. E, İsmail Hakkı Tonguç falan daha pratik. Yaparak öğrenme gibi modelleri eğiliyor. Böylece mantık da şu abi bu teorik eğitimi ne yapacaklar? Teorik eğitimin yanında bir yandan da şu. Ve bugün komiktir. Biz köyüncüleri niye ağıt yakıyoruz? Pies mies, mandolin diye. Tabii ki mandolin romantizm ile alakası yani adamın yani köylüye mandolin öğretmek tabii bugün güzel gözüken ama esas fikir aslında köylüye sırf teorik şeyler vermemek. Ee, sırf ne bileyim felsefe bilen köylü değil orada esas amaç yani. En azından onun yanında bir de işini yapan köye yararlı işte tekne yapıyor. işte ne bileyim okulu inşa ediyor. Orada bir nevi manastırlardaki gibi manastırlarda öyle kendi ekonomisini yaratır ya. Orası da köyünde kendi ekonomisini yaratacak. Tabi bu iki yerden de eleştiri alıyor. Şehirdekiler diyor ki bu ne alaka diyor. Böyle eğitim mi olur diyor. Ötekiler de diyor ki bunlara niye teorik şeyler öğretiyoruz canım. Ya zaten köyünde işini yapsın gibi bir zihniyet oluşuyor. Ve bu çalıştırma çok eleştirecek. Kemal Tayyar başta olmak üzere sol taraf diyecek ki. Yani soldan sağdan her yerden eleştiriyorlar. Solda diyor ki bunlar faşizm, faşizm bir rejimin kurucusudur. Ya bunları alıyorsunuz insanları ters gibi kullanıyorsunuz, zorla çalıştırıyorsunuz, insanları eziyet ediyorsunuz diyor. Sağ diyor ki bunlar komünist yuvaları. Burada işte tın, hür irade, öz fikir falan filan oluyor. E köylü diyor ki ben niye çalışıyorum? Parasını verin. Yani 20-25 bin. Bir de özellikle 3-4 sene sonra 20'den 60'a çıkaralım sayıların diyorlar. Ondan sonra daha da çok. Hepsi çıkaramıyorlar. 40'ta mı ne kalıyor ama köylüye daha fazla banıyorlar. E köylü gidip orada tın, çalışmak istemiyor. E, yani bu böyle kızlı erkekli falan hikayesi hikaye. Onlar dezenformasyon. Çünkü zaten köyde de bir tane mezunlarından biri de zaten biz köyde de kızlı erkek tarlaya gidiyorduk ne var yani falan. Ya da komünizm propagandası falan da gerçeği yansımıyor öyle algılanmış olsa bile. Çünkü kitaplara bakıyorsun 2-3 tane işte solcu kitap çevrilmiş falan filan. A modern üniversitenin üstüne de baskı. Üniversiteye gidiyorlar bir tane adam var arkadaşım ismini unuttum. İşte meşhur o zaman sol ve parlamenterinde bir kitap var onu çevirmiş. Meclis kürsünde ya düzgün şeyler çevirin diye profesör yaptık bunu çeviriyor falan diyor. Böyle bir bir sol e, şüphesi falan var yani çok ideolojik. Eğitimin başına gelmiş en kötü şey ideoloji. Türkiye'de köyüncüleri bitiren şey de o. Türkiye'de mesela ben bir iddiam var. 60-80 arası yetişen, kuşağa, bugün 60-70 yaşlarından kuşan mesela akademik şeyleri ya da ne bileyim yabancıları falan zayıftır bence. E, ve bunun önemli nedeni o siyasallaşma. Yani bakıyorsun Türkiye 60'tan önce üniversitelerinden ne yetenekler çıkmış? 3 tane üniversitesi var. Ya 60-80 arasına bakıyorsun mesela dünya çapındaki şeyleri çıkaramıyor artık ve bu Bugün de bakıyoruz yaş grubuna hakikaten bizden 90 sonrası eğitim almışlara göre o arada bir zayıflık var. Bence bunlara bire bir yıl otti kapanıyor, 6 ay bir şey kapanıyor falan ya. Bence bu çok kötü etkilemiş. Aynı şekilde burada da var. Siyasetin girmemesi gereken 3 yer var. bir ordu cami onu biliyorduk da okul da girmemeli yani. Hakikaten e, köy üyesileri güzel bir projeyken ortada böyle sama, saçma sapan 3-4 tane uyduruk hikayeden bir anda paket olma noktasına geliyor. Bu siyasete girmesinden dolayı. Peki... Eleştirilerin başına neler geliyor? Yani bir işte bu kızlı erkekli şey geliyor. Bir komünizm yuvası geliyor. Yeterince milliyetçi. Hatta bunlar milli milli 75 dilli mi? Öyle bir şarkısı var. Milli, mil toprak demekmiş de. Bunlar bak milli 75 dilli Bunlar internasyonalist falan filan. Ya yani cahillikten gelen şeyler var. Ya bir de tabii şöyle şimdi kızlı erkekli de şu var. İnsan kızlarını vermek istemiyor. Çünkü kızlar aslında ekonomik bir ürün olarak. Başlık parası işte evde çalışıyorlar falan. Ya zaten köyünü ölecek. Yani açlıktan. Bir de kızı gönderdin. E kız evde işe yarıyor. Başlık parası alınıyor falan. Mesela normalde sanayi evinde de kadınlar çok önemli mesela sanayi devrimi kadın işçiliği sayesinde gerçekleşti 19. yüzyılda bu çok önemli bir faktör nasıl alıyorlar fabrikalardan işte kızınıza bakacağız falan 3 sene sonra evlendireceğiz çünkü orada ne problem orada kızları evlendirirken ee, çeyiz yapman lazım bizde kızı verirken para aldığın için yani insanlar başlık parası falan filan diyecek kızlarını vermek istemiyorlar aileler yani bunlara karşı hocam peki bu eleştiriler merkezden mi geliyor yoksa taşladığı mı eğitimin yapıldığı yerde mi eğitimin yapıldığı yerde köylüler üzerinden geliyor Bak, solda üretilmiş bir mit diyor A, ben demiyorum Asım Ömerli diyor. Solun miti şu. Aslında CHP sola doğru gidecek böyle bir işte vizyoner Atatürk İsmet İnönü kadrolarının bir daha devrimci kadroların bir projesiydi. Bu proje akamete uğradı. Şimdi böyle değil yani. Zaten bitiren bu arada CHP İsmet'in önü. Bunun da nedeni bu argümanda bir yana ağlar buna karşı çıktı argümanı. Şimdi bir kere bu köyler o kadar da bu köy o kadar büyük fark yaratacak bir şey değil. Bazı ağlar yardım ediyor mesela. Çünkü onlara da iş yapacak işçi köyde lazım. İşte Emin Sazak gibi adamlar mesela ilk başta destekliyor. Sonradan desteğini çekiyorlar. Yani bunların öyle bir gücü falan filan yok. Sisteme böyle çomak sokabilecek kadar güçlenmiyor. Bu sonradan üretilmiş bir argüman. Tabii ki buna karşı çıkanlar olmuş. Çünkü ağlar köylülerle daha şey. Toprak sahipleri. Ama sanki böyle CHP solda da onu böyle bir takım hareketlerle sağa çekmişler gibi bir şey yanlış. Yani CHP, Bülent Ecevit'e kadar solcu bir parti bence değildi. Yani solla gibi bürokratik olduğu ve sağında diğer Demokrat Partisi ve Adalet Partisi'ne göre esnafla, tüccarla ilişkileri biraz daha sıkıntılı olduğu için işte ne bileyim mecburen devletçilik yapmak zorunda olduğu için öyle gözüküyor ama böyle bir sol, işte ne bileyim sert bir sol, işte devrimci söylemi falan yoktu. Bu biraz mit. Bununla beraber bu ağlar argümanı da tabii ki bir yere kadar olmuş ama bunların böyle bir gücü yok. Ağlar buna karşı çıktıysa çok geç ve çok şey bir karşılık. Dediğim gibi destekleyenleri de olmuştur. Ondan dolayı kalkmadı yani. Bir başka eleştiri de burada. Abi bütün eğitim sistemlerinde var. Bunu bugün bugün bugünkü yönetenler de aynı geçmişler. Şimdi Sadece teknolojisini almıyorsun, kültürü de alıyorsun. İnsanları kafasını geçsen itiraz ederler. Bunlar ya öyle bir şey ki İsmet İnönü gelmiş, Cumhurbaşkanı'na ayrı yemek çıkıyor diye isyan etmişler. Müdür de demiş ki ya o şeker hastası olduğu için Cumhurbaşkanı ya sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Türk, Türkiye öyle elit kaldırmaz. Yani Cumhurbaşkanı'na nasıl ayrı yemek veririz falan diyemezsin. Öyle korporasyon, korporatif grup, imtiyazı tüzel kişilik de kardırmaz. Herkes eşittir. O reaya mantığı bizde var. Dolayısıyla bunlar biraz böyle havalanınca hemen tepki çekmiş. Çünkü bunlar tüm kendi kendilerini yönetiyorlar. Yani mesela hoca seni dövemiyor. O zaman için şey, bugün dövemiyor da ben yedim yani çok dayak. Ee, ne bileyim işte öz savunma veriyorsun şeye çıkıp. Böyle bir komün halini falan alınca biraz da solo oradan benziyor. Yani bir anda kaşlar kalkmış. Ya bir dakika biz burada pilot bir proje yapıyorduk. Bunlar yarın tepemize çıkar falan. Yani o hür irade. Çok iyi eğitirsen hür iradeli olur. Bunu bütün böyle eğitime siyaset bulaştığı herkesin anlaması lazım. Yani iyi ettiğin zaman kontrol etmen zorlaştırıyor. O bir skala. Yani nasıl civilization demokrasiye geçince savaş savaşa girdi mi daha çok itiraz ediyor. Onun gibi e, insanlara düşünce özgürlüğü falan filan verdiğinde insanlara itiraz ediyorlar. Biraz orada da bir hayal kırıklığı var. Bunlar kafalarına göre şey yapıyorlar işte ne bileyim. Bir de tabii dışarıdan şey de var. Sabahattin hali gidiyor orada kalıyor mesela işte komünist biraz şey yapıyor. İşte öğrencilerden bazıları birbirlerini ispiyon diyor. Yani o tip olayları da abartıyorlar ama bu böyle yani aslında Cumhuriyet biraz tek tip adam istiyor söylemin dışında. Çünkü bürokratik bir yapı bu yani. O bürokratin içinde uyumlu lazım. Uyumsuzlukları da başlarına bela almış. Tabi bu işi bir seçim. Şimdi 46 seçimlere yaklaşınca Hatta 44'te mi ne CHP diyor ki şey İsmet İnönü diyor ki Hasan Ali Yücel'e Hasan şey Yücel diyor bunlar bize oy verecek mi bu çocuklar diyor. Bu çocuklar bir tutar mı diyor. Yani böyle de bir şey var. Şimdi bu tepkilerle köyler yani biz çok çalıştırıyoruz işte erkekli kızlı otuş yapıyorlar öyle böyle rahatsız olmaları. E, CHP bunları 47 e, 47'de bir buduyor. diyor. Önce Hasan Ali Yücel'i görevden alıyor. Bu, daha sonra yargılanacak o solcuk suçlamalar. Neyse i̇şte bir takım ufak yargılamalar ama. Daha sonra işte kendi kendini yönetmeli. Mesela öğrencilerin yönetime katılması iptal oluyor. Klasikler öğrencilerin seviyelerine e, uygun değildi. Hasan Ali Yücel'i çevirdi Bugün de Milliyetin Bakanlığı klasikleri okumak mecburiydi onlar. İşte, 30 tane mi okumalar lazım her Onlar işte tırpanlanıyor. Kız ve erkek öğrenciler ayrılıyor falan filan. Daha sonra İsmail Hakkı Tonguç şey yapılacak. CHP imam hatipleri açacak. Dolayısıyla orada bir denge. Hani o şeye bir denge olup 50 seçimlerine öyle giriyor. 50 seçimde kaybedince de 53'te Demokrat Parti kapatıyor. Demokrat Parti kapatıyor. Ancak ilk tırpanı vuran CHP. Dolayısıyla böyle işte Demokrat Parti geldi işte bu öyle değil. Yani CHP'nin içinden de böyle çok destekçisi yok. Yani aslına baktığında karşı herkes. Bu yüzden kapanıyor. Hocam imam hatipleri CHP mi açtı? Evet CHP açtı. CHP açtı tabii 46'tan sonra ya böyle ya Cumhuriyet'in ilk dönemiyle ilgili falan bazı şeyler böyle nasıl efsaneleşmiş insan hala hayret ediyor. Yani evet öyle bir şey var yani o da orada ne ya bu aslında köy eskileri kapatma Yani İnönü bu işe ilk başta verdiği desteği çekince gündelik siyasete kurban ediliyor. Yani onun için de sağ sol gibi gruplar var. Bir de böyle sanki Atatürk düşmanlarının şeymiş gibi ya Celal Bayar desteklemeyen, Fuat Köprülü, Adnan Menderes. Bunlar boş adamlar, boş insanlar değiller yani. Dolayısıyla bunlar Atatürk'ün de yakın arkadaşları. Yani böyle Atatürk'ü böyle devrimci gösterip öteki tarafı böyle o tutmuyor yani. Bunlar aynı ekip. Aynı ekibin içinde farklar tabii ki tek partisinde farklar olacak ama CHP'de imam hatipleri açmış. Tabii ki onun gelişmesi açılmasından da şöyle bir taviz olarak görenler var. Ki öyle zaten yani o sert şey. Hocam şey sorayım. Bir kere bu öğrenciler nasıl giriyor içeri? Girdikten sonra ne yapıyorlar? Nasıl Anahtarla giriyorlar abi. <laughs> Kartla giriyorlar. <laughs> abi. Tak, tak, tak. Ya şöyle ilkokulu bitirmiş olmaları gerek. ondan sonra içeri girdikten sonra tamamen teklifleştiriyorlar. İşte ya gene de onlar da imkanlar çok şey. Kıyafetlere falan baktın mı çok mütevazı kıyafetler yani. İşte tek tip bir kıyafet giriyor. İşte insanların hijyen, hijyen saçları kazınıyor falan. Sonra eğitimi alınıyorlar. Eğitim yüzde öylesin. Normal ortaokulda öğretilen dersler. Öteki yüzde yirmi beşi tarım. Yüzde 25'te de teknik dersler. Yani aslında böyle bir meslaj, bir karışım yapılmış. Tabii buradan çok önemli şeyler de çıkıyor mesela ondan sonra. Tez yazdırıyorlar burada uzmanlaşmaya önem veriyorlar. Bunların dergileri çıkıyor. Buradan çok önemli entelektüeller çıktı. Talip Apaydın. İşte, işte özellikle güzel sanatlardan çok işte e, önem veriliyor. Ruh üsular, aşık Aşık Amfi amfiteyatro kuruluyor. Zaten mesela Can Dönü ne falan hemen amfiteyatro. Ya bir köye bir tiyatro. Ya bu, bu, çok şey. Bende de var mesela. Ben deli gibi operaya giderdim. Çünkü tam bir cumhuriyet şeyle yetiştiğim bir şey. Ya abi operaya gideceğim mi olacak ya? Yüzlerce opera izledim. Ezberledim opera var lan benim. <laughs> yani şey değil anlatabildim mi? Yani kafa öyle yani. O o dönemde o da var. Amfiteyatro, işte mandolin falan o tip şeyler de var. Yani bunlardan çok güzel şeyler de çıkmış. Sanatçı da çıkmış. Çok önemli şeyler. Bunları da hani o köy yerinde hakikaten işte Bozkır yani o Çorak, Anadolu'nun e, içine böyle bir anda medeniyet gelmiş gibi e, oluyor. Buradan çok önemli entelektüeller çıkıyor. Talip Apaydın, e, Fakir Baykurt. Fakir Baykurt çok önemli bir adam oğlum. Tanımıyor musun? Abi tanıyorum da Fakir Baykurt entelektüel falan değil yani. Ha bilmiyorum abi ben Fakir Baykurt şey yazan adam değil mi ya? Yılanların öcü. Yılanların öcü işte çok iyi bir şey. Şey yazmadı mıydı ya. Şeyh şey Bedrettin'le ilgili olan. Yok yok. 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 Onun eşeklik kütüphaneci diye bir şey var. Eşeklik. Kaplumbağalar var. İşte bak, bak bakar mısın bak. Kırsal kokuyor. E, neyse yani. <laughs> ya tokatlı bir insanla. Neyse biz e, köylü efendisidir diyoruz. Gündelik bizim bugünkü anladığımız yani internetteki olan muhabbette şöyle anlaşılıyor. Hani ezanı da serbest bırakan Demokrat Parti bunu da yapan o. Yani sanki şöyle bir algı var. Ya aslında köy sütleri Türk insanının en azından köy insanlarının e, dini yaşantısında da karışıyordu. Onları e, yaşamalarına izin vermiyordu. Demokrat Parti bu düzene kesti. Öyle bir şey var mı yoksa? Yani biraz o bir tepki olmuştur illa. Çünkü dediğim gibi zaten yani layık bir eğitim var burada. Sonuçta Google okuyup adam yani ya ne benim Cheo okuyup yani öyle bir şey var. Bu yabancı da geliyordur. E bir sol şey de var zaten. Bu olmuştur ama böyle pratikte böyle bir müdahale. Ama tabii köye gelip ya köye eğitim vermek, geleneği bozmakla alakalı. Biz şöyle düşünüyoruz abi. Devlet giriyor, lokali bozup. Yer, kendi sistemini getiriyor. Yani bu bütün eğitim sistemlerine köylüler ilk başta ve kendilerine mali yük getiriyorsa gıcık olur. Ya yani bunda bir şey yok. Yani e, çünkü lokalde belli güç dengeleri vardır. Oranın hakimleri devletle anlaşır. Ama bu devletin politikası olacak kadar yumuşak ve merkeze desteği olan bir şey değil. Yani zaten CHP'nin kendi içinde bile alternatif bir politika olduğu için zaten desteği yok. E sonra da köylüler de bundan rahatsız olurlar. Çünkü de köye iş yapıyor. Bugün neden mesela taşıdık insan üniversite açılsın istiyor? İş getiriyor, para getiriyor değil mi? E şimdi iş götürsün, para götürsün. Bak Anadolu'da her yere üniversite açıldı. De ki bu üniversite sizin paralarınız olacak. Hadi o zaman göreyim bakayım. Anlatabildim mi? Biraz böyle. Neden Suriyeli sevmiyor? Kendisine e, paraya mal oluyor. İşte huzurunu kaçıyor. Ya bu böyle dışarıdan gelen. Devlet dışarıdan gelen bir şeydir. Yani zoraki yapılan propaganda evet hepimiz seviyoruz da kimse lokalini o kadar sokmak istemez. Köylü de ben 20 gün 25 günde dedim Ankara ve şey diyor adam yani. Sen kendi eğitimini bedava şey yapıyorsun şehirde. Bize gelince mi paralı oldu gibi bir şey söylüyor. Hocam başarılı bir proje mi? Ya ben pedagojik olarak başarılı olup olmadığını yani zararlı bir proje değil. Hiç öyle komünizmdir yok işte şeydir onu bilemem. Ben pedagojik olarak yararlı olup olmadığını ölçebilecek konuda değilim. Ölçebilecek kadar da uzun sürdüğüne inanmıyorum. Yararlı şeyleri olmuştur ama bugünkü ben bu mandalı romantizmi argümanı da bir yere kadar doğru bulurum. Evet, bir kısım bu yararın kaçırılmış bir fırsat, Türkiye'nin önü kapatılmış falan gibi bir şeyin bir kısmında oradan mezun olan insanların daha sonradan biraz böyle olayı yanına anlatıp bunu da özellikle sol literatürde oturmasına yorum. Ben yararlı bir proje olduğunu Düşünüyorum ama ben bunu akademisyen olarak söyleyebilecek kadar nitelikli bir insan değilim. Bilmiyorum, pedagojiden baktım da o diğer şeyler anlamadım yani. Bir eğitim projesi nasıl olmalı? Bu çok zor bir soru. Yarım kalmış bir proje. Yarım kalmasaydı ne olur? Şimdi şöyle problem var Sanayileşmiş bir ülkede çalışılacak bir şey. Şimdi burada basit bir paradoks var. Köyde kalacak, 20 sene kalacak bir kadro yaratmaya çalışıyorsun. Ama bu kadro yarı geliyor. Cumhurbaşkanı neden ayrı yemek yiyor diye falan soruyor. Yani anlatabildim mi? Bir de romantizm yapıldığı yerdeki adam köyden alacak 20 sene kalıp. Köylüyü de mi? İki, Türkiye sanayileşmemişti o zaman. Sanayileşince mesela ne olurdu orada itilenler? Ya yani kötü olmazdı. Ama orada kurulmaya çalışan o sistem, bu tarım üzerinden tanımlanmadı Türkiye bugün. Mesela Özal'la işte 60'lar 70'lerde sanayi işte, tesisleriyle bu nasıl birlikte yaşayacaktı bilemiyorum. Çünkü Türkiye'de bak hala vardır böyle tarım. Bu Cumhuriyet'in ilk ruhla alakalıdır böyle işte. Tarım kendi kendimize yeteceğiz, köylü. işte bu böyle merkezden yapılan bir ama Rusya gibi değil. Mesela Rusya sanayileşmiş. Kolozlarda mahvediyor köyleri. Bizde öyle değil. Her ne kadar köyle bir mesafeli ayrı yerde durması gerekiyor falan düşünüyoruz. Böyle bir tarımdan, böyle bir ki hala da o dama biz çocukken de vardı işte. Türkiye kendi kendine yeter işte çok tarımı... yok yani. Bu da ayrıca hep söylüyoruz. Türkiye tarım olarak yani bir Fransa'ya baksınlar, bir buraya baksınlar, toprağa. Yani bozkır diye bir kelime mesela Fransızca'da sadece yurt dışındaki ülkeler için kullanılan bir şey yani. Bozkır sonuçta. Feodalizmin Doğru. çıkmadığı bir yer hocam. <laughs> evet, senin böyle bir teorin var değil mi? Feodalizm bile çıkmış ki toprak için kavga etmemiş diye. Feodal beyler bile tenezzül etmemiş yani. <laughs> ya işin makarası. Ama şey için doğrudur, mid Arizona dediğimiz, bunu Marşı aslında yapıyor. Buralarda tarımsal ürün çok olmadığı için Nil'den mavi rayonlara göre. Buralarda feodalite oturmamış çünkü çok fazla üreten bir tarımsal zenginlik yok diye bir şey var. Bunu Anadolu'ya da uzatabiliriz. Böyle bir şey var. Dolayısıyla bu nasıl olurdu bilmiyorum. Ben yararlı olduğunu düşünüyorum. Pedagojik olarak bilemem ama öyle gibi hissediyorum. Fakat böyle kaçırılmış bir fırsat falan filan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten sanayileşince şunu isteyecekler. köyle Köyden kente göç olsun isteyecek ucuz işçilik için zaten. Dolayısıyla benim kanaatim bu. Yani Türkiye'de aslında romantik edebiyat yapıldığı kadar Etkisi olmayan bir uygulama. O zaman. kadar etkisi olmayan değil ama o romantizmi de çok dövmek gerekmez. Samimi bir romantizm. Yararı olurdu. Sadece ya bir de bu devam etti öğretmen evleriyle falan filan yani. Anlatabildim mi? Çıksaydı oradan da bir şey çıkabilirdi. Yani tarlada bostancı yapıp ya da ne bileyim tekne kayık yaparak mı? Yani bu mu eksikti? Emin değilim. Bunlar pedagojik sorular. Onu biraz ortada bırakmış olayım. Hissiyatımı söylemiş olayım. Köylülerin niçin öldürmeliyiz şiirini bilir misiniz hocam? <laughs> Öyle bir şiir mi var? Nasıl bilmiyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> o ne demek oldu? Şimdi internetten göstereyim ben sana. <laughs> Altına verelim onu o zaman. Yani e, linçeriz ama paylaşalım bilmeyen izleyicilerimiz için. <laughs> Şükrü Erbaş kim abi? <laughs> Siz neler okuyorsunuz? Öyle şeyler. Ya bir de ben size bir söyleyeyim mi abi? Bu pozitivizm böyle çok yukarıdan planlama falan olmuyor yani. Olsa Sovyetler'de olurdu yani. Olmuyor böyle oralardan. Yok işte yukarıdan öyle yapacak mı? Bunu dağıtacaksın falan bir türlü uyduramıyorlar. Merkezde durduğu gibi durmuyor. Merkezde bugün bile yapamıyorsun işte. Merkezde durduğu gibi durmuyor. <gülüyor> Hocam <gülüyor> biraz da spekülasyon yapalım mı? Yapalım. Çok partili hayata geçmeseydik köyün projesi başarılı olur muydu? Devam eder miydi? Ya çok partili hayata geçmeseydik bence devam etmez. Ya Amerika bu sol işini falan oraya yıktıktan sonra NATO ülkesi olmak istiyorsan Kore'ye asker göndermişiz yani. Kore Türkiye'ye Kore'ye asker göndermesi Tabii. Hasan oğlanı mı kapatmayacağız? Hasan oğlanı mı kapatmayacağız yani? Ya bu bir de o köycülüğün zamanı modası geçiyor. Mesela 30'lar 40'lara bak herkes işte köy toprak reformu bilmem ne onlar konuşuyor. Onlar da modası geçmiş. Yani demokrat yani Türkiye'de bir Uluslararası konjonktürden çok etkilenen bir ülke Türkiye. Türkiye mesela o Amerikancı işte şeyi desteği falan isteyeceği için CHP Demokrat Parti'nin gittiği bazı yollara giderdi zaten kendi otomatik olarak. Ama tabii tek parti yani zor bir şey. Evet arkadaşlar bugün köyde köy üstlerinden bastık. Uzun süredir bizden bu programı istiyordunuz. Yaptık, kurtulduk. Dediğim gibi inşallah beğenmişsinizdir. Haftaya görüşmek üzere.